İyi akşamlar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş maçla ilgili değerlendirmelerini yapacak. Ardından sizlerden gelen soruları alacağız. Buyurun hocam. Evet, kaybettiğimiz maçlar sonrası bir kriz dönemi geçirmiş olduk. Yani zaten üst üste maçların kaybetmesi, başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar, herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maçı kazanmak önemliydi bizim için. Ama tabii rakibin de sorunları vardı. Genç bir takıma, dirençli, koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak, onların biraz direncini sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamıyla hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibariyle diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işleri yaptık. Tabii rakibin de izin verdiği pozisyonlar var. Maç bittiğinde de hem bakıyorum işte hem taraftarlar hem biz hem yönetim, başkan, işte oyuncular hepsi mutluydu personelde dahil. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum. Mutluluk var. Daha önce de söyledim. Umutlu olmak için işte genç arkadaşlarımızın elinden geleni göstermesi, gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak hücuma giderken sabırla oynaması, bunlar önemliydi ama yine tabii eksiklerimiz var. Bu da futbolda hatalar oyunu. Bugün itibariyle sadece şuna dikkat etmek lazım. Çünkü bu maç bitti, Alanya maçı var. Alanya daha farklı oynuyor, iyi oynadı Samsun maçında izlediğimizde. Aslında Adana Demirspor'da Eyüp ve Kayseri maçlarında beraber kaldı. Çok dirençli, inançlı oynadı. Direnci kırılmadığı için de oyunu taşıdı. Hatta sonunda da beraber kalabilirdi. Bu her takım için geçerli. Yeniden ona motive olmak durumundayız. Çünkü kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Çok geride kaldık. Kazanarak gitmek durumundayız. İyi bir tarafı, oynayan arkadaşların hepsi oyun disiplini içerisinde %100'ünü vermeye çalıştılar. Mutluyuz o konuda ama bir de şuna bakmak lazım. Takımın kazanmış olması anormal övgüyü getirmemesi lazım. Demin de başkana sordum. Muhammed Can gol atmadı, kaçırdığı zamanlar neden oldu diye diyor. Şimdi işte 3 gol attı, 2 asist yaptı. Bu sefer en iyi oyuncu demen pazarlarız onu. Bir bakarız başka yere getirir takım içinde. Yani böyle de bir ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani yıkmamak lazım ama sorunu da çözümü de bilmek lazım. Evet. Zaten bizim de arzu ettiğimiz şey şu durum. Öyle bir durumdayız ki elimizde alacağımız, yani özellikle yabancı oyuncular veya yerli oyuncuların da kadromuza güç katacak oyuncular elimizdeki gibi ise problem zaten başlıyor. Kendi içinde problemlerimiz var. Yani üretemediğiniz zaman eldekileri o rekabete sokabilirsek tam onları sağlamış değiliz. Ama şu gün itibariyle baktığımızda bu kattığımız oyuncuların işte yerlisi, yabancısı birçoğu hastalık, sakatlıktan geldi. Serkan uzun bir hastalıktan geldi. Yine baktığınız zaman Arsen Batakov bir sakatlık geçirmişti. Salih iyiydi, iyi çalışıyordu. Poyraz, onlar hem U19'da da iyi, yani Salih'in gelişimi de iyi. Ali fiziksel olarak iyi. Yani bunlar alternatif oyuncular diye düşündüğümüzde eğer iyi giderseler bizim transfer politikasını etkiler. Ama bu iyi oyuncu almayacağız, takımın gücünü arttıracak oyuncuları almayacağız anlamı taşımaz. Ama bunların olması bizi daha kolay bir hale getirir. Kenarda beklettiğimiz oyuncu eğer bekleyeceksek, bunlar da oynayacaksa oynasınlar. Önleri açık yani. İşte hep diyorum oyna, git. Yani, ama katkı yap. Yani işte Muhammed Cam iyi oynadı, devam etsin. Veya işte ne bileyim Hüseyin devam etsin. Ama etmediği zaman, ihtiyaç doğduğu zaman, o zaman transfere dönüyorsun. O yüzden eldeki oyuncuların bugün sayısını fazla, bugün de maç da ona uygundu zaten ama uygun da olsa ne olursa olsun iyi oyna. Yani hangi rakiple oynarsan oyna. Futbol sahaya çıktığı zaman hedefi olmayan bir oyun değil. Her oyuncunun, her takımın bir hedefi var. Futbol oynamak, sanatını icra etmek, sahne. Sizin oynayın, gösterin kendinizi. Seyirci var veya yok diye bir şey yok. İşinizi yapacaksınız. O yüzden ben de mutluyum onlar adına. O dediğiniz sorunun da cevabı belli zaten. Oradaki oyunculardan ne kadar oyuncu biz buraya katabilirsek ki bugün kadroda da sayı fazlaydı. O yüzden de oyunun gidişine göre onları da sahaya koydum. Yarın daha fazla olur. Mesela yetenekleri itibariyle hepsinin bir artıları eksileri var ama mesela daha az oynattıkların içerisinde Salih mesela orta sahada iki yönlü oynayacak bir oyuncu görüntüsü ve güveni var yaşına göre. Umarım ki alttan daha da fazla gelir. O zaman bizim de çok fazla oyuncumuz burada olursa ki hem
takım için hem gelecek olan nesil için, Trabzon ve yöresinde olan oyuncular için yeni bir hedef çizilir diye düşünüyorum. Ama tabii Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk. Şampiyonluk yarışında da üst seviyede kaliteli oyuncular, sayılar az, kaliteli fazla oyuncu alırsak bu oyuncular da hem gelişimli olur hem kadro oluştururuz. Yani yapılanma içindeyiz. Bunları söylerken bile çekiniyorum çünkü bulunduğumuz durum iyi değil yani. Yani şu anda 3 puan almamıza rağmen iyi değil. Söyleriz de ama yeterli kalmaz yani. Söylemeye çalıştığım şey o. Bugünkü maça aldanmayalım. Ya yani oyuncu da ben de ama bunu zor bir maçta da oynuyorsak ya oynamalıyız. Futbol bu zaten. Yani ses sanatçı sahnesi, sesi belli. Seyirci az da çok da olsa, aleyhine de bağırsa onu sunacaksın. Onu sunduğu zaman baskı altında da sunarsan, üst seviyede yarışmaya gittiğinde sunarsan o zaman büyük oyuncu, büyük takım olursun. İşte ona geçeceğiz. Bugün rahattılar. İyiydi. Ve golün erken gelmesi de önemliydi. Düşün tersine bir gol yesek ne olurdu? Şimdi bizim işimiz daha zorlaşıyor. Benim işimi zorlaştırsınlar. İyiler arasında zorlaştırsınlar. Hep bir rekabet olsun. Yani elimizde olan tüm oyuncular bizim oyuncular ama bırakılması gereken oyuncular da sizin nezdinizde biliyoruz. Söyledik zaten. Burada gizli bir şeyimiz yok. Takıma katkı yapanı oynatacağız ama bu arada tabii zaman kaybediyoruz, puan kaybediyoruz. Sıkıntılarımız oldu. Orada da eleştiri alacağız. Haklı. Bugün düşündüğümüz şey oyuna olumlu yansıdı. Diğerlerini koysaydık sıkıntı olurdu. Bir de bu arada bilgi ben yayıncı kuruluşa söyledim ama siz de bilin. Lundström rahatsızlandı dün itibariyle. Hastalandı. Okay dizinde bir sakatlığı var. Milli takımdan geldi. Zaten Tony Vakayeme, Savic yoktu. Barisic hastaydı. 10-15 günden beri hasta. Milli takım kampında evine gitti. Hastalandı. Onun dışında da eldeki oyunculardan sakatlıktan çıkan Serdar 4-5 gündür bizde çalışıyor. Toparlanmıştı. Hüseyin'in yerine girdi. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu arada da bunları kazanabilirse Arsen Bakatov o. Ben bugün Muhammed Cam'ın iki yönlü oynamasına sevindim. Zaman zaman yapıp da duvara, zaman zaman yine yaptı onları bazı tercihleri. Ama futbol yetenekli oyuncu da bunlar olur. Bunların sayısını azaltırsa eksikleri, artıları fazla olursa bugün gibi asist de yapar, gol de atar, maçı da kurtarır. Daha önce nereden bulduk dediğimiz oyuncuyu bu sıra bundan iyisi yok deriz. Bunlar hep futbolda olan şeyler. Bizim hep sahaya yansıttığımız gibi. Umarım ki Cihan da, Moğ da, Banza da, Banza biraz daha farklı çünkü bizim kiralık oyuncumuz. Diğerleri hem iyi oynarlar, takım iyi olur, hem ekonomik olarak kaygımız olmaz. Çünkü boşa gitmemiş oldu paralarımız. Takımda iyi bir kadro oluştururuz. Şimdi eğer bir sebep ararsak, sizi ziyarete geldiğim için olabilir kazanmamızın sebebi. Barbekü yaptığımız için olur. Kaybettiğimiz zaman ayak numarana bakarlar. Bunlar işin tarafı. İşini iyi yapanlar mutlaka başarılı karşılığını alırlar. Bu çocuklar çalışıyordular yani. Çalışmasalar bugün şans bulduğu zaman kötü oynarlar. Ki zaman zaman bunu geçirdik. Uzun sakatlıktan çıkanlar oldu. Hasta olanlar oldu. Hazır olduğu zaman olacak. Yarın belki bunda oynamayıp diğerleri oynayacak. Önemli olan tekrar söyleyeyim. Hepimiz değerli, önemliyiz. Hocalar, oyuncular, herkes. Ama asıl olan Trabzonspor değerli, önemli. O çokluk dediğim hikaye de şu, Trabzonspor'un imkanları fazla. Yani ben başkanın o heyecanına, enerjisine hayranım. Kendimi de mahcup hissediyorum. Yani sadece ona değil, taraftara böyle birine bakan gözüne bakamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani üzüntümden dolayı. Şimdi bile hala o kayıp puanları düşünüyorum. Demin de Nuri sordu bana, ne hissediyorsun diye. Evet 3 puan güzel ama o bana yetmez ki. Yani kaybettiğimiz puanlara baktığım zaman komik geliyor bana. Şimdi geri dönse rüya gibi geliyor. Ama öyle şeyler başımızdan geçti ki onları da kullanmak istemiyorum. Şu anda bu olumlu yansırsın. İşte Alanya maçı alalım. Diğer maçlar istikrarlı bir oyun. İstikrarlı sonuçlara dönebilirsek. İşte bunu daha önce yaşadık işte. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekirken. Berabere razıydıkken kaybettik. İşte Rize'de öndeydik, kaybettik. Yani 3 tane mağlubiyetimiz var. Enteresan yani. Bugün de mesela ters olabilirdi ama düşündüğümüz iyi oluştu. Oyuncular olumlu. Diğer oyuncular da bu açıdan bakarsak katkı yapacağını düşünüyoruz. Ama bir de şunu yaptık yani aslında yapılan şeyden bir tanesi. Kadronun sayısını azaltıp herkesin ortadan ortada birleşmesi lazım. Onu da sağlamak lazım. Hiçbir oyuncunun problemi yok. Bunu söyledim. Bir kez daha söylüyorum. İyi kötü maçtan sonra fark etmez. Oyuncularımız efendi iyi de olabilirler ama artık bizde olmaması gereken oyuncuya da söylüyorum. Onu da ona göre davranması gerekiyor. Çünkü diğerlerinin de
buraya zorladığı yerde ekonomik olarak, teknik olarak düşündüğün zaman Trabzonspor'un bir tercih yapması gerekiyor. Onu da yapıyoruz. Bir defa çalışmayı çok seviyor. Sezon geldiğimden çok daha iyi durumda. Yani şu anda mesela ofansif defansif çalıştı. Daha da üstüne koyuyor. Ben şu anı daha önce yapsaydı bugün çok daha farklı bir durumda olurdu. O da bizde. Yani o da Cihan da yetenekli, becerili olan bu becerilerini kullanırken kesik kesik oynayan, bazen kopandı. Bugün mesela çıkamama sebebim de oldu. Yani sonra onun da çıkarma, alkışlanması hak ettiği oyun olarak ama oynasın, mücadele etsin diye düşündüm. Hem Cihan hem bunlar ikisi de kenarda oynamayı sevmiyorlar. İkisi de kenarda gayet güzel oynuyorlar. Oynadıkları zaman ortada da oynayacaklar. Alışacaklar yani. O ofansif defansif oynamaya. Olduğu zaman zenginleşiriz. Ama kendisi ikisi de ben ortada oynarım, başka da oynarım derse ikisinden biri gider. Yani o bile bizim aleyhimize olur. Yani yetenekli oyuncuları böyle kullanmak zorundayız. Muhammed Çam işini seviyor, çalışmayı seviyor. Ama biraz kendini çok fazla sevdiği için bazen ona kendini kaptırıyor oyuna. Yani onun gösterisini de seviyor ama iyi. Ha, İbrahim Yattaran'ın gelmesi de staja gelmişti. Onda da konuşturdum onu. Ona örneğini anlattım. O da senin gibi çok yetenekliydi. O da konuştu. Onun da katkısı olmuş olabilir. İbo'yu da söylemiş olurum yani bu çünkü. Mendy koşmayı seven, yani devamlı mücadele etmeyi seven, top kullanmayı bazen tercih olarak topla tutarak yaptığı için hatası dışında olumlu tarafları var. Gidip geldiği için avantajı var. Geriye de oynadığı zaman iyi de çünkü stoper de oynayabiliyor. Orada pozisyonlarda bazen uzak kalıyor. Bizim de fazlalığımız vardı. Lundström, Ozan, işte Okay, Umut. Bugün Umut da iyi oynadı. Yani ben Umut'tan da memnunum. İkisini orta sahada oynattık. Tuttu yani. Eksik de kalabiliriz. Şimdi biz evet antrenmanda, çalışmalarda genç takım çift kalesinde bir hafta boyunca taktik olarak Lundström'la üzerine geldik. Mendy üzerinde çalıştık. Stopperlerde, defansta böyleydi. İşte bütün çalışmaları yaptık ama son günü Lundström yok. Umut tercih ettik. İyi ettik. Orada başka birini de oynatabilirdik. Salih dedi düşündüm bir ara. Ozan veya Salih. Çünkü orta sahada öyle. Sayı azaldı yani. Forvet'te de baktığın zaman risk var ama bu maç onu kaldırır diye düşündük. Yani işte Mo, Cihan, Edin Visca, bunlar Banza. Bunların hepsi koştuk zaman, takım olarak koştuğumuzda, bloklar kapandığı zaman iyi olur ki ilk yarı başında en güzel tarafı da oydu. Birbirine yakın oynadıkları zaman başarılı oluyorlar. Bazen kopmalar oluyor ve bireysel oyunları oluyor. İşte Cihan bir tarafta, Mo bir tarafta, Banza tek başına kalıyor, ortadaki gitmiyor. Bunlar da mesafe aldıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani futbol oynamak için hepsinin birbirine ihtiyacı var. Bir diğeri savunma çok geride kalıyor. Bugün mesela skora rağmen hep öne çıkmaya çalıştık, bunu yaptık. Yani iyiydi, olumluydu bugün için. Ve bunu bir başkasıyla yani kıyaslamadı. Şartlar bazen öyle getiriyor. Bakarsın başka şeyler deneyeceğiz. Bunları mecburuz bunu yapmaya. Uğurcan iyi bir kaleci. Ben Mert'i de seviyorum onu da. Ama tabii Mert'in tecrübesi var, bir yere geldi. Uğurcan hala önünde zaman var. Bugün de gol yemeyerek ona yardımcı olduk. Her maçta gol yediriyoruz ona. Çocuk da bunu attık ama iyi kaleci. Milli takımın uzun vadede kaleciliğine devam edeceğini düşünüyorum. O da ayrı bir şey. Bizde de oynuyor zaten. Diğeri neydi? Duygu kırıktı şöyle. Yani söyledim ya, her mağlubiyet, hele de kötü oyun. Ben kazansam bile bugün mesela orada öyle eksikti. Ona bile ben rahatsız olurum yani. Ben mesela oyuna bakarım, oyuncunun oyununa bakarım, takım oyununa bakarım. Ama kazanmak yani en azından bir nefes alıyorsun. Şimdi Trabzonspor'un da sıralamadaki yeri hepimizi rahatsız ediyor diye bana biri bakarken işte yüzüme bakıyor. Ben anlıyorum onu. Ben öyle okuyorum resmi. Şehre giriyorum veya gidiyorum bir yerden hep ondan rahatsızım. İlk sorun bana önemliydi. Ha, öğretmenler işte onu söyleyeyim. Az evvel öğretmenimi aradım. İlkokul öğretmenimi. Onu anlatmışım size belki de. Yurdanır Uzman'dır. İsmini vermiştim. Bir ara bir röportaj yaparken dedim ki kimse ilkokul öğretmenini unutmaz dedim. İsmini de söyledim. Ben bilmiyordum. Aradan zaman geçti. Faruk abinin, bakanın bir düğünü vardı oğlunun. Bir baktım düğünde benim öğretmenim geldi. İskender abinin hanımın teyzesi. İskender Önal'a. Tesadüf. Ve şimdi Göztepe'de oturuyor. Ben her şeyde ararım onu. Şimdi maçtan sonra da attım onu. Ben de aradım onu. Yurdanır Uzman onun şahsında, Atatürk'ün şahsında, Allah rahmet eylesin bütün ölen öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Öğretmenler bizim can damarımız, toplumun eğitimli olması, kaliteli olması, sosyal olarak iyi davranabilmesi öğretmenlere ihtiyaç var.
biz eğitimi kenara attık, öğretime geçtik. Ailede çocuklarımızı ne kadar büyütürse büyütelim, öğretmenler vasıtasıyla yönlendiriyoruz. Ve onların işte kreşlerde, ilkokulda, ortaokulda, lisede ama özellikle ilk daha başlangıçta çocuklarımızın eğitime ihtiyacı var. Hepimizin çocuklarımız, sorunlarımız hepimiz öğretmenlerden etkileniyor. Onlar haklarını verilmesinden yanayım. Pedagojiyi unutmamak lazım. Sağlıklı toplum olması için de öğretmenlere ihtiyaç var. Onların da huzurlu olması gerekiyor. Ekonomik, sosyal sorun olan bir öğretmenden de bir şey beklemeyin. Çünkü kendini sorunu düşünürken çocuğun sorununa ilgilenmez. Kendimiz, ailemiz, çocuklarımızı bakarken ekonomi durumu ise bakıcı tutuyorsun. Öğretmene daha çok borçlusun. Onun için hepsini yani ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bana da başkan da gönderdi bir öğretmenler günü anısına. Bir şey neydi? Tablo gönderdi. Yönetim de aynı şekilde. Oyuncular da işte bir şey verdiler ama öğretmenler de öğrencilerle değer taşıdır. Karaköy'de öğretmenlik yaptım. 9 tane gazeteci çıktı orada. Bak demek ki karşılıklı olacağımız varmış yani. Evet. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.